Herkese selamlar olsun. Bugün 5 hissenin teknik analiziyle sizlerle olacağım. E, kendi stratejim birazcık vuru kaç üzerine yani kısa vadeli yatırıma odaklanıyorum şu oralar. Dolar TL ve işte küresel ve işte ülkemizdeki siyasi risklerden dolayı e, ve kendi gözlemimde 4-5 hisseye odaklanıp bu 4-5 hisseyi işte 1-2 hafta takip edip sonrasında da her hafta sonu bu listeyi güncelliyorum ya da bu hisselerde hedefleri tutturmaya çalışıyorum. Size de açıkçası bu stratejiyi öneririm. Hiçbir yatırım tavsiyesi olmadan teknik analizimize başlıyoruz. İlk analizini yapacağım hisse indeks bilgisayar. İndeks bilgisayarı temel olarak çok seviyorum. Bununla ilgili uzun uzun bir video yapmıştım. Ayhan Kayan indeks yazarsanız görebilirsiniz. İndeks şu an bir neredeyse bir bayrak da oluşturmuş durumda. Daralan bir üçgen oluşturmuş durumda. Ve aslında bence temel anlamda söylemek gerekirse teknik anlamda değil ama temel anlamda söylemek gerekirse ben ucuz bir hisse olduğunu düşünüyorum ve piyasa e, düzelirse potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Hatta şöyle bir 11-12 liralara artık gelmesi gerektiğini düşünenlerdenim. E, bu hisse zaten 20 liraların üstünde ama bir bölünme yaşadı. Hisse 3'e bölündü, bedelsiz dağıtım yaptılar. E, bedelsizlerden sonra da zaten bu işlem yapıldıktan sonra da bu hisselerin birazcık yatayla takılması normal oluyor açıkçası. Şimdi Bollinger bandının altına değeri. genelde Bollinger bandının altında öyle çok uzun süre takılmayı seven bir hisse değil. Yani genelde 1-2 gün Bollinger bandının altında takılıp yukarı doğru tepki vermeyi seven bir hisse. Ki stokastik RSI ve MACD de bize bunun olacağını gösteriyor. Ki düşüşlerdeki hacimleri de gayet düşük aslında. Ee, burada bizim takip etmemiz gereken kısım eğer 6.48'lere buradan 6.50'lerin üstüne doğru yaklaşırsa Bence alım için gayet uygun olacak gibi görünüyor. Hatta hiç bunları yapmadan haftaya yeşille başlarsa da burada kısa bir kar bırakabilir. Buradaki bırakacağı kar da 7-10 işte ağırlıklı ortalamalara kadar gelebileceğini düşünüyorum. 7-15 TL'lere kadar gelebileceğini düşünüyorum. Eğer endeks pozitif giderse ve dolar TL'de çok baskılamazsa da yine şu yukarılara ulaşma ihtimalinin olduğunu düşünüyorum endeks bilgisayarda. Yani şu kısımlara gelebilir gibi geliyor. Tabii ki de bunların hepsinin olabilmesi için e, piyasanın genel anlamda pozitif gitmesi lazım. Türkiye'de de piyasanın pozitif gitmesi öyle kolay bir şey değil diye de ek uyarılarımı yapayım. İkinci hissemiz Petkim arkadaşlar. Petkim temel anlamda iyi ve petrol fiyatındaki e, artış öngörülüyor şu an. Bütün analizlerin yani çoğu artış düşünüyor. Artış olursa da Petkim'i tabii ki de bu destekleyen bir durum oluyor. Petkin Fibonacci seviyesinin altından bir tepki verdi ve tekrardan yukarılara doğru çıkmaya başladı. Şu anda bakarsak eğer şöyle gelelim. 50 günlük ortalamanın hemen üstünde fiyatlanıyor. Bu ortalamanın altına gitmesi maalesef negatif olur. Ortalamanın altına girerse tekrardan bu Fibonacci seviyesine gelebilir. Buna dikkat etmek lazım. Ama yukarı doğru çıkarsa da ağırlıklı ortalamalara yaklaşabilir. O da 6.50 6.50 TL'lere geliyor eğer oralardan daha da pozitif giderse yabancı borsalar ve Türk borsaları pozitif'e doğru giderse önceki ATH'ını tekrarlayabilir. Burada da bir uyarı geçeyim. Yarın e, Amerikan a, e, USA'de resmi tatil. O yüzden hacimler yine düşük olacaktır ve aslında çok bir negatiflik beklemiyorum yarın. Yarın hani hacimsiz bir gün olacağını düşünüyorum. Ama Stoxx'e ve Nasdaq'e bakarsak da e, eğer borsamız da bir çöküş olmazsa dolar TL böyle 8.40'lara doğru giderse e, ben Petkim'in bir ATH'a gitme ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan bunu da söyleyeyim. He, aşağıları inerse oralar e, yani olası bir borsa çöküşünde şu şuranın altına inmesi demek de Petkim'de maalesef yine 5.5 TL'lere düşmesi anlamına gelir. Akbank gayet iyi gidiyordu. E, temel anlamda çok iyi. Ama ya, temel anlamda çok iyi dediğim bizim bankalarımız aslında diğer bankalar göre öyle çok paralar kazanmıyorlar. Türkiye'ye göre çok paralar kazanıyorlar. bunun da söylemek lazım. Hani e, siz de araştırabilirsiniz. Diğer bankaların gelirleriyle kıyaslayınca, karlılık oranlarına bakınca bizim Türk bankaları öyle çok çok da iyi durumda. Sanıldığı kadar iyi durumda değil. Hani bizim diğer şirketlere göre iyi kazandıkları için bize birazcık iyi geliyor. E, şu an Ufak bir yine daralan bir üçgen yapmış durumda. Aslında buradan bir mum formasyonu olarak e, negatif bir e, sinyal verdi. Yani 3 tane yeşil mum verdi günlük. Bu çok iyi bir şey değildir. Bunu düzeltmesi lazım. E, bunu düzeltmesi için de şuradaki şu ilk mumun yani 5.34 seviyesinin yukarısına çıkması lazım. Eğer böyle bir şey olursa yani şuradan bir 5.34'ün üstüne çıkarsa Bollinger bandını birazcık daha zorlayabilir. O da o zaman ne anlama gelir? Tekrardan 200 günlük ortalamalara yakınlaşabilir gibi duruyor. Ama bunların olması için kesinlikle piyasanın desteklemesi lazım. Akbank'ın riskine girmek için önce piyasalara bakmak lazım. Ama piyasalar giderse eğer diğer hisselerin önünde Akbank'ın hareket edeceğini düşünüyorum. Burada da özellikle şu seviye bizim için çok kritik. 5-18 civarı çok kritik. 5-18'den yakılan bir yeşil mum 4 saatlik ya da işte 8 saatlik bir yeşil mum bence almayı denenebilir ama bu bütün bu işlemlerde su toplu yani %2-3 zararı göze alıp işlem yapmakta fayda var. Tuğçelik piyasanın önünde giden bu kaosta önünde giden bir şirket ve temel anlamda da böyle gitmesi e, sürpriz değil aslında Tuğçelik'te de gerçekten Ileride çok çok potansiyelli büyüyebilecek bir şirket iyi işler yapan para kazanan bir şirket formasyon olarak aslında 10.5 TL'lere gelmesi bekleniyordu ve şu an işte gün içinde 11.75 TL'ye kadar gelip tabii ki de bir satış tepkisiyle karşılaştı bakınca buralara tekrardan geri çekilmesi mümkün. Ama şu fiyatlar bu kadar yükseldi artık pahalı mıdır? Bence artık pahalıdır diyemeyiz. Hala Tuğçelik'in potansiyeli olduğunu ve buralardan yukarılara çıkabilmesini beklerim açıkçası. Ve piyasa giderse ben 12 TL'nin üzerine de çıkmasını tabi buralar biraz serbest bir bölge buralarda tahmin yapmak öyle kolay değil ama ben 12 TL'yi görebileceğini düşünüyorum. Yani piyasa pozitif giderse birazcık daha yükselebilir Tuğçelik. Ama tabii ki de 12 TL'den sonra alım yapmak risklidir. Ee, onun dışında ya ben Tuğçeli'yi pahalı görüyorum ama almak istiyorum diyenler kademeli alımlara 10.4 TL'lerden başlayabilir. Belki ama bu ilk kademeyi de düşük tutmakta fayda var. Ve Selek Selçuk Eczak gerçekten birçok yatırımcıyı çok üzdü. Zaten e, biraz riskli bir hissi olduğunu kabul etmek lazım. Hani buranın tahtacısı birazcık e, zalim diyeyim size. Yani küçük balıkları yutmaya epey. Ee, küçük balıklar acımıyor diyeyim ve neredeyse 19-20 TL'lerden şu an bakınca 9 TL'lere kadar düşmüş bir sel, sel, Selçuk selçukeliza var. Ee, nasıl biz çok yükselen e, işte hisselere, kripto paralara elbet düşecek diyoruz. Aynı şekilde çok çok düşmüş bir e, hisseye de temeli biraz olsun varsa elbet yükselecek diyoruz. Bunun yükselme zamanını açıkçası kolluyorum. Şu kırmızı tren çizgisinin bozulması çok önemli. Burası bozulursa çok avantaj olur. E, buranın bozulması için de bir yukarılara çıkması lazım. Ben inanıyorum ki eğer bu hafta borsa iyi giderse bu yukarı çıkış zamanı olabilir Selçuk Eczada. Ve yani riskli e, bir şekilde %1-2 zararla şuralardan alım yapılıp bir görülebilir. E, buradan alım yaptım ne oldu? Bakın ne oldu? Ben buradan alım yaptım. Gitti belki de şuradan yukarılardan değdi. Uyduruyorum. Şuralardan 9-16 civarlarından değdi ve tekrardan aşağılara indi. Nerelilere geldi? 8-22'lere geldi. O zaman satarım. %3-4 zararımla da soğuk su içerim. Ama buradan kademeli alıma başlarsam da burada bu arada Selçuk Eczayı alacaksam kademeli alımında çok fazla abartmama açıkçası stop olmayı tercih ederim kademeli almaktansa. Ama buradan yukarı bir yeşil mumda e, alınıp risk ki denenebilir çünkü güzel bir kar bırakabilme ihtimali olduğunu düşünüyorum Selçuk Eczan'ın. Yani bu düşüşün bir ara sonu gelecektir arkadaşlar. Ee, ama ne zaman gelecek çok dikkatli olmak lazım. Yani şöyle de olamaz diye kimse de söyleyemez tabii ki deyip son e, teknik analizimizi de kapayalım. Her hafta sonu hisselerle ilgili hafta içi için e, ekstrem yani şu kara bulutların olduğu piyasada hafta içi video atman birazcık zorlanıyor. Zorlaşıyor. Yani short işlemlerle ilgili de video atmak istemiyorum. Ee, ama hafta sonu hisse ve borsa, Türk borsası ile ilgili videolar yapmaya çalışacağım. Çünkü borsa benim ilk göz ağrımdır. Ne kadar kripto paralarla işlem yapsam da her zaman borsanın yükselmesini, borsadan gelecek karı tercih ederim. Ee, bunlardan, işte bu videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olur. Videoyu beğenirseniz ve kendi güvendiğiniz, analizini yaptığınız hisseler olursa da videonun altına yorum yapabilirsiniz. Beni Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Ayhan Kayan 14. Ee, bu kadar. Kendinize iyi bakın.